postu yeni bir yönetim anlayışıyla toplumu daha ileriye taşımak isteyen idealist ruhlu bir grup insandan oluşan bir enstitüdür, araştırma enstitüsüdür. ...2002 yılında bir grup akademisyen arkadaş üniversiteden mezun olunca araştırmalar yapmak istediler, çeşitli çalışmalar yapmak istediler ve bir araya geldik. Eğitim konusunda olsun, çeşitli alanlarda olsun ve bu çalışmaları yürütecek bir daha çok akademik yönü ağırlık basan bir yapının olmamasından dolayı postu kurduk. Kısa dönemli ve uzun dönemli diye bir takım projeler yapmaya karar verdik. Kısa dönemli projelerimiz arasında işte insan hakları seminerleri düzenlemek vardı, film festivalleri yapıyorduk ya da kitap kulübümüz vardı vesaire. Aynı zamanda bir de uzun dönemli bir takım projeler yürütmeye başladık. İşte barış eğitimi projemiz de bu şekilde başladı. Post has actually done three projects entitled Education for Peace. And they've been mostly looking at how history teaching has been kind of performed in the north of the island. Mm-hmm. And that's involved looking at the history textbooks used in primary schools and secondary schools and screening them to see how nationalism is portrayed, how the other is portrayed, how the problems within Cyprus have been addressed and are taught to young people. Yalnızca işte Kıbrıslılar değil, Kıbrıs'ta yaşayan diğer yabancıları da kapsayacak şekilde çalışmalarımızı yürüttük ve bunu genişletmeye çalışıyoruz. Hep de düşünürken de adanın iki tarafını kapsayacak, adanın iki tarafından katılımın olabileceğini sağlayacak şekilde düzenlemeler yapıyoruz. Ve herkesin de bilgiye ulaşabilmesi için de yaptığımız bütün çalışmaları en az iki dile çevirmek için de özen gösteriyoruz. We've actually been doing tours now, I would say for about a year and a half. It was part again of this Education for Peace free project that we did. Aslında bu turların özel olan şeyi nedir? Barış turudur ismi. Yani amacımız Kıbrıslı Türklerle, Kıbrıslı Rumları ve de diğer kültürleri bir araya getirip Kıbrıs'ın çok kültürlülüğünü göstermektir. I learned part of my culture that I was ignoring, and I found out that our similarities are more than our differences. But because we spot on our differences, we cannot see the, our similarities. I think Post Research Institute is really caring for educating the people of Cyprus about our common history in an effort to create more truthful appreciation of what really happened over the years and to accept the pain of each other and forgive each other and come closer. The fact that you have like a really multicultural group coming together, I think that's very important because that's the idea about building relations. And we know from doing the tours that people have made friends. They've come together, and that in itself is actually really important. Onun dışında biraz da aktivist ruhlu bir derneğiz aslında. Mesela bir süre önce 2000'lerin ortalarında köpek yarışları başlatılmıştı ve köpek yarışlarının başlamaması için Post bayağı bir uğraştı. Ya da toplumsal cinsiyet konusuna bayağı bir duyarlıyız ve yani medyada çok fazla toplumsal cinsiyet eşitsizliğini vurgulayan temalar vardır. Gidip bazı gazeteleri boykot ettik. Onların dillerine dikkat etmesini talep ettik. Hepimiz idealist insanlar olarak bir şeylere inanıyoruz ve onları değiştirmek için, daha iyi bir Kıbrıs yaratmak için mücadele ediyoruz.